Mısır'la İsrail arasındaki ilişkiler giderek geriliyor. İsrail'in Kahire Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca gösterici gece boyunca İsrail karşıtı sloganlar attı, pankartlar açtı. Yaşanan gerginliğin üzerine Mısır'ın İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldığı bildirildi. İsrail'in güneyinde otobüslere ve askeri araçlara yönelik eş zamanlı düzenlenen 3 ayrı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırganların Mısır sınırından girdiklerini iddia etmiş ve Mısır güvenlik kuvvetlerini vurarak 3 askerin ölümüne neden olmuştu. Öte yandan İsrail uçakları Gazze şeridini vurmaya devam ederken Cuma gecesi El Bürüş mülteci kampı yakınlarında biri 21 yaşında olmak üzere 3 Filistinli bindikleri motosiklete isabet eden füzeyle hayatını kaybetti. Böylece son 24 saat içinde Gazze şeridinde ölenlerin sayısı 14'e ulaştı. Gazze şeridinden İsrail'in güneyindeki liman kenti Aşdot'a dün sabah düzenlenen roket saldırısındaysa bir okul ve sinagog hedef alındı. Perşembe günü İsrail'in güneyindeki saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki kıdemli başçavuş Moshe Naftali de bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.